Evet, Beyaz Saray'dan Fırat'ın doğusuna yapılması muhtemel operasyonla ilgili bir açıklama gelmişti. Onu da değerlendirmeye devam edeceğiz. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar telefon hattımızda. Mete Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi uzun süredir konuşuyorduk, Fırat'ın doğusuna operasyonu konuşuyorduk. Diplomatik süreç işledi, güvenli bölge çalışmaları yürütüldü ama bir yerde tıkandı. Bu çalışmaların ilerlemediği, güvenli bölgenin tahsisi için bir aşama olmadı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunu uzun süre dile getirmişti. Şimdi ilk olarak Beyaz Saray'ın açıklamasından başlayalım. Dün iki ülke lideri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından Beyaz Saray tarafından da bir açıklama geldi. ABD Silahlı Kuvvetleri bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak dedi. Şimdi hem güvenli bölge çalışmaları var, şimdi bu operasyon var, yürümeyen güvenli bölge çalışmaları var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Açıkçası yani Türkiye'nin adem isteği de bu operasyonu tek başına yapmaktı ve güvenli bölge diye 32 kilometrelik o hatta kendi unsurlarıyla bu operasyonu yürütmekti. Başından beri Türkiye'nin tezi buydu. Amerikalılar bu operasyonun içine kendini dahil etmek istemişlerdi hatırlarsanız. Israrla gelin bu bölgedeki güvenliği beraber sağlayalım tezini söylemişlerdi. Açıkçası bu açıklama Türkiye'nin tezinin Amerikalılar tarafından da kabul edildiğinin bir işareti. Zaten Amerikalıların bu operasyonu destekleyeceklerini biz beklemiyorduk. Hatırlayın, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında da Elbaba yapılan operasyon sırasında da desteklememişlerdi. Ve operasyon DAEŞ'le direkt mücadele edilen o dönemdeki dünyadaki tek örneğiydi. Ve o operasyon sırasında da Türkiye'ye destek verilmemişti. Yani bugün itibariyle çok daha içli dışlı oldukları bir SDG ile beraberken bu desteği beklemek zaten açıkçası mümkün değildi. Bizim isteğimiz de zaten bu desteği almak yerine en azından harekatın önündeki engellerin kaldırılmasıydı. Kaldırılmasa da bu operasyon icra edecekti, bir defa onu söyleyelim. Yani sonuçlarını Türkiye karşı taraftaki muhataplarına söylemişti. Yani bu karşı karşıya gelmenin ötesinde bölgede çok daha büyük bir istikrarsızlık yaratılacağı ve bunun uzun dönemde hem Türkiye'ye hem Amerika'nın çıkarlarına zarar vereceği konusunu ısrarla anlattı Türkiye. Ve sonuçta görünen o ki bürokrasiden öte, yani hem Pentagon'un hem de diğer bürokratlardan önce Trump'a Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda ikna faaliyetlerini başarmış gibi gözüküyor. Çünkü bir kez daha söylüyorum, Türkiye'nin tezi zaten ABD askerlerine verilen bu operasyonun icrası değildi. Türkiye'nin operasyonunun önünün açılmasıydı. Bu da şu anda gerçekleşmiş gözüküyor. Evet, şimdi açıklamada Türkiye bundan böyle ABD'nin son 2 yıldır bölgede yakaladığı DAEŞ savaşçılarından sorumlu olacak diyor. Şimdi burada ne demek istiyor Beyaz Saray'ın açıklamasına? Yani burada bir tehdit mi var yoksa? Ya açıkçası orada bir muğlaklık var. Yani bunu iki türlü yorumlayan kişiler var. Bunlardan bir tanesi tam orijinal metni görmediğim için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Bundan sonra yakalanacaklar DAEŞ'ler Türkiye'nin sorumluluğunda olacakları diye algılayanlar da 2 yıldan beri yapılan mücadele sonucunda DAEŞ'le mücadele bunun artık Türkiye'nin sorumluluğunda olacaktır diyenler de var. Yani yakalananlar mı? Yoksa bundan sonra yakalanacaklar mı? Açıkçası bir muğlaklık var. Ama fark etmez. Türkiye, hatırlayın Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde de, Afrin Harekatı bölgesinde de yakaladığı DAEŞ'leri zaten bölgedeki Özgür Suriye Ordusu'na teslim ederek hala cezalandırmaya devam ediyor. Yani bu ilk defa Türkiye'nin yaptığı bir organizasyon değil. Şöyle bir şey anlaşılmasın. Bölgede yakalanan DAEŞ'ler Türkiye'ye getirecek gibi bir kavram çıkmasın. Daha önceki yakalananlar da Suriye'deki yerel mahkemelere ve Suriye'nin içerisindeki Özgür Suriye unsuruna teslim edilerek hala gözetim altında tutuluyor. Aslında soru sorulması gereken en önemli konulardan bir tanesi şuydu. Afrin Harekatı sırasında Cezaevinden Türkiye'ye saldırmak üzere şartlı bırakılan DAEŞ'liler ve Rakka operasyonu sırasında yine serbest bırakan DAEŞ'lerin hesabını aslında sormak lazım ABD'ye. Çünkü beraber ortak hareket etmiş oldukları SDK bu teröristlerden yaklaşık 1000-1500 civarındakini serbest bırakmıştı. Yani bu hatırlatmayı da
hani bizler uzman olarak bir söylemekte yarar olarak düşünüyorum. Çünkü başka türlü açıklaması yok. Türkiye bugüne kadar DAEŞ'le mücadele kapsamında en tutarlı hareket eden tek ordudur. Bugüne kadar ele geçirmiş olduğu hiçbir DAEŞ'liyi serbest bırakmadı. Evet. Şunu da sormak istiyorum şimdi. Bu operasyon neden gerekli? Şimdi biz başından beri tamam Fırat'ın doğusunda işte güvenli bölge tesis edilecek. Burada bir operasyon da yapılacak eğer anlaşma sağlanamazsa diyoruz ama operasyonun anlaşılırlığı açısından bir kez daha izleyicilerimiz için bunu değerlendirebilir misiniz? Neden gerekli bu operasyon? Yani bugünün şartlarında bazı kişiler şöyle bir yorum yapabilirler. Kardeşim bize o bölgeden herhangi bir saldırı var mı? Bize saldırmayana niye saldırıyoruz, saldırıyoruz şeklinde bir yorum yapan bazı siyasetçiler, bazı kişiler olabilirler. Ama unutmayın, 1991 yılında çekiç güç dolayısıyla yaratılmış olan bölge Türkiye'ye yaklaşık onlarca yıldır bir terör saldırısının kaynağını oluşturdu. Bugün ondan çok daha büyük bir alanda ve ondan çok daha büyük bir sorunlu alanda yaratılacak olan yeni oldu bitti. Bundan sonrasının yaklaşık 15-20 yılına mal olacak. Türkiye aslında yalnızca bugünü değil, onlarca yıl sonra yaşanacak olan olayların da önünü alıyor. Birincisi bu. Yani terörden bölgenin neden temizlendiğini yalnızca bugünü değil, önümüzdeki dönemde yaşanacak olan süreçlerle beraber değerlendirmek lazım. İkincisi de Türkiye'de muhalefetiyle, iktidarıyla birçok kesimin söylediği şey şu. Türkiye'de bulunan sığınmacı Suriyeli sayısı yaklaşık 3 milyonun üzerine çıkmış durumda. Bazı rakamlara göre bu 4 milyona yaklaşmış durumda. Bu 4 milyona yaklaşmış olan sığınmacının sayısının azaltılabilmesinin bir tek yöntemi var. O da insanların yaşayabilecekleri ve tekrar topraklarına dönebilecekleri güvenli noktaların oluşturulması. İki tane de başarmış olan proje var. Bunlardan bir tanesi Fırat Kalkın Harekatı, bir tane de Afrin Harekatı. İkisi de güvenli bölge olduğunda Türkiye'deki sığınmacı Suriyelilerin ülkelerine hızlı bir şekilde döndüğünün göstergesi. Hatırlayın, Fırat Kalkın Harekatı'ndan sonra daha birinci senesi tamamlanmadan 200 bine yakın bir nüfus tekrar geri dönmüştü. Yine Fırat Kalkan'dan sonraki yapılan Afrin Harekatı sırasında da bu sayı artmıştı. Bugün iki operasyonda karşıya geçen ve dönen, kesin dönüş yapan kişi sayısı 400 bine yaklaştı. Bu bölge için planlanan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yine hatırlayın Birleşmiş Milletler'e göstermiş olduğu haritada söylemiş olduğu geri dönecek olanların sayısı yaklaşık 1 milyon kişi. Yani bu da ikinci harekatın amaçlarından bir tanesi. Evet. Çok teşekkürler.